Filistin olayları. Birleşmiş Milletler içi boş açıklamalar yapıyor insani destek için. Ateşkes çağrısında bulunuyorlar. Sanki her şey boşlukta olmuş gibi. Tam bir cezasızlık. UNICEF ne yapıyor diye soracak olursanız da çocukları katletmeye terk ediyor. Öldürülmelerinden ziyade ölümlerinden bahsediyor. Kelimeler çok önemli. Görünüşe göre bütün bu uluslar tek bir konuda birleşmişler. Sözde medeni dünyada demokrasi tatile çıkmış gibi. Öğrenciler ve profesörler üniversitelerden atılıyor. Gazeteciler sadece Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulundukları için işlerinden kovuluyor. Biz insanları yönetenler ne yapıyor biliyor musunuz? Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Vahşice bir katliam, sivillere karşı işlenen çirkin bir suç ve uluslararası hukukun ihlali. Filistinli sivillerin yaralanmalarına yol açan iğrenç savaş suçunu en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum. Kesinlikle insanlık dışı ve savunulamaz bir şey. Yüzlerce insan öldürüldü. Gazze zor durumda. Sağlık, su, hijyen sistemleri çöküyor. İnsanların onurları ellerinden alınıyor. Tabii ki de UNICEF de yüzlerce sivilin ölümüne neden olan saldırıları kınıyor. Biz artık şiddetle kınamak istemiyoruz. Sözde kınamalarla toplumların gözlerini boyayıp o ya da bu tarafta olduklarını sözlü veya yazılı açıklamalarla gösterip sonucunda hiçbir şey elde etmemek istemiyoruz. Bu son 10 günde uluslararası hukukun da, insan haklarının da, demokrasinin de sizin çıkarlarınıza gelmediği takdirde parmağını bile kıpırdatmadığını çok iyi anladık. Kimin kurtarılmaya değer olup, kimin olmadığını seçtiğiniz bir sistemin parçası olmaktan utanıyoruz. Açıkçası öfkeliyiz. İnsanlık olarak çok kayıp verdik. Merhametimizi, vicdanımızı, en önemlisi de insanlığı kaybettik. Yeter artık. Böyle kınamalarınızı çok gördük ve doyduk.